İyi akşamlar değerli Kanal Bey izleyicileri. Tarih 20 Mayıs 1933'tü. Cumhuriyeti kuran kadrolar yine büyük bir öngörüyle o zamanki adıyla Hava Yolları Devlet İşletme İdaresini kurdu. O kıt kaynaklarla kurulan idare 5 uçak ve 23 koltuk kapasitesiyle Ağustos 1933 tarihinde sefere başladı. Bugünse o kurum Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden biri. İsmi de Türk Hava Yolları. Fakat büyük önderin, cumhuriyetin kurucularının kurduğu Türk Hava Yolları bugünlerde kendi varlık nedeni olan kadrolara yönelik yalanlara yolcuları vedava dağıtıyor. Üstelik bu yalanlara başta Türk Tarih Kurumu olmak üzere hiçbir resmi kuruluş yanıt vermiyor. Yani yurttaşlar dört bir yandan bu yanlış yalan propagandaya maruz kalıyor ama resmi bir cevap veren yok. İşte bu noktadan hareketle bu akşam Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünde Atatürk ve Türk devrimine karşı İngiliz karalamalarını çürütecek, Türk devrimine düşman İngiliz paçavra ve palavralarına özgün belge ve bilgilerle yanıt vermeye çalışacağız. Sizler de SMS, elektronik posta ve Twitter aracılığıyla katkı sağlayabilirsiniz. Hatta bu programda siz değerli kanal ve izleyicilerinin katkılarını bekliyoruz. Zira biliyorsunuz program interaktif ve gelen tüm iletileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocam, böyle bir giriş yaptım maalesef 2016 Türkiye'sinde. Ben biliyorum ki daha eskisi de vardır ama benim yakalayabildiğim 1991 Tarihinden itibaren siz bu iddialara, bu yalanlara, kitaplarınızla, makalelerinizle yanıt veren değerli bir yazarımızsınız. Ve 2016'ya geldik hala aynı şeyleri önümüze koyuyorlar. Ne diyeceksiniz? Bir genel giriş sonra ben o iddiaları tek tek size soracağım program süresince. Şimdi ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin... <laughs> Temel ilkelerine yönelik saldırı çok kökleri çok eskiye dayanır. Yani cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren diyebiliriz ki e, muhalifleri olmuştur, karşıtları e, olmuştur ve bunların e, yayınları ve etkinlikleri e, olmuştur. Yani örneğin Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra Kurtuluş Savaşı liderlerinden değil mi? Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele gibi ileri gelen komutanlarımız hemen bir muhalefet partisi örgütlemişlerdir. Onun için karşıtları olmak doğal. Yani Cumhuriyet'in karşıtlarının olması doğal. Daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi Fransa'da dört defa krallık geliyor, cumhuriyet tekrar kuruluyor. Yani krallıkla, kralcılarla, cumhuriyetçiler arasında, krallık rejimini savunanlarla, cumhuriyet rejimini savunan Fransızlar arasında savaş 100 yıldan fazla sürmüştür. Bizde de saltanat ve padişahlık yanlıları ile cumhuriyet yanlıları arasında bir e, e, çatışma, bir sürtüşme, bir e, e, ne derler? Siyasi karşıtlık durumu neredeyse cumhuriyetin ilanından beri sürmektedir. Ama cumhuriyetin ilanı 1926 yılında Alman yazar Kurt Ziemke diyor ki İngilizler Kemalizme karşı Kemalizmin bir Kürt düşmanı olduğu, iki din düşmanı olduğu propagandasını yapmaya karar verdiler diyor. Yani İngiliz emperyalizmi 1926 yılında henüz Musul sorununun çözümünün arifesinde Kemalist rejimin bir Kürt düşmanı olduğu propagandasını yapıyorlar, iki din düşmanı olduğu propagandasını yapıyorlar. Bu iki e, propaganda bugüne dek kesintisiz olarak uygulanmıştır. Yani kemalizme karşı. Peki onun propagandasını yapanlar acaba onun propaganda yani bir İngiliz şimdi görüyorum yine belgeleriyle koyacağız. Tekrar edelim izleyicilerimize evet. bu iddialara yanıtları ama bu belgelere rağmen bu propagandaları yapmayı sürdürenler acaba bir İngiliz oyununa alet olduğunu bilerek mi yapıyorlar? Yani bu aslında çok öznel bir soru. Anlamasak da olur ama <laughs> e, bir, bir, şey anlayabilmek için soruyorum. Yoksa gerçekten de bir, bu böyle bir rahleyi tedrisatta büyüyerek böyle bir eğitimden geçtikleri için artık akılları bu belgeleri de görmeye yetmiyor Yani gördüğü şeyi de algılayamıyor mu? Ee, Çünkü hep siz bunlarla mücadele ettiniz hocam. Onun için soruyorum. Yani televizyon ekranlarında izledik sizi. İşte yazılarınızda karşı yazılar yazdılar. Onun için hani neye inandıklarını da en iyi siz bilirsiniz. Başka bir programda ben 90'lı, 90, 91, 92 yıllarında aynı iddiaların yapıldığını ve benim de her birine tek tek makalelerle yanıt verdiğimi belgelerle getireyim. Bir de onlar üzerine konuşalım. Yani tarih tekerrürdür dedikleri gibi iftiralar da tekerrür ediyor. Kara çalmalar da tekerrür ediyor. Ne kadar çürütürseniz çürütün tekrar bir müddet sonra tekrar. Ya yani bir 10 yıl geçiyor mesela. Bir kuşak bir bir unutuyor. periyot var 10 yıl. Bazı iddialar 10 yılda bir. Mesela Atatürk'ün imzası Vahram yani Çerçiyan tarafından e, e, tasarlanmıştır iddiasını ben her 10 yılda bir tekrarlandığını kendi arşivimde var. O yıl bekliyorlar tekrar. 10 yıl bekliyorlar tekrar. Ama aynı iddia Halbuki çürütülmüş bir iddia. Ama işte 10 yıllık zamanda 10 evet. yıl level çürütüldüğü belki unutulur da yeni sistem, yeni düzen bizim dediğimizi kabul eder diye inatla yapılan bir şey o zaman bu. Ee, tabii, i̇nanarak iddiaya değil de, karşı çıkan ölmüş olabilir. <laughs> yani gölle Maya e, tutturmaya çalışıyorlar. Peki ve tutuyor da. Yani işte onu soracaktım. Şimdi geldiğimiz noktadaki vehamet şu bir resmi mesela Türk Tarih Kurumu gibi bir üstelik Atatürk'ün kurduğu bir kurum var. Tüm evet. bunlara yanıt verebilecek evet. resmi yaz. Evet. Ee, ama hiç ses çıkmıyor. <laughs> Şimdi bunu da 1991'de yazmıştım. Teşekkürler hatırlattığın için. Yahu Atatürk Türk Tarih Coğrafya Fakültesi kurmuş değil mi? Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi. Dünyanın hiçbir yerinde dil, tarih ve coğrafya e, birimi tek ünite altında değildir. Ama Atatürk'ün kurduğu üniversite sisteminde dil, tarih ve coğrafya tek bir ünitedir. Çünkü Türkiye dilinden, tarihinden, coğrafyasından saldırılır. Bir de dininden saldırılır. Ona da İlahiyat Fakültesi kurmuş. Diyanet İşleri Bakanlığı kurmuş. Tarihinden saldırılır. Tarih kurumu kurmuş. Şimdi bunların her biri savunma örgütü. Bu savunma örgütleri bu konularda yapılan e, yalan yayınlara duyarlılık gösterip e, o öyle değil, şöyledir diye basın açıklamaları yapmak zorunda değil mi? Kuşkusuz. Biz böyle bir basın açıklamaları duyuyor muyuz? İşte duymuyoruz, duymuyoruz maalesef. Ama ee, neyse ki sizler gibi değerli bir avuç e, e, insan var, aydınımız var. E, belgeleriyle gerçekleri her 10 yılda bir üşenmeden ortaya koyuyorsunuz. Yalnız. Evet, ömrümüz yettikçe. Peki böyle bir şey gördünüz mü hiç hocam? Yani Türk, şimdi açılışta değerli izleyicilerimize anlattım. Çoğu biliyordu zaten kanal bezicilerin ama bilmeyenler için... Türk Hava Yolları, yani bu milletin ortak kurumu... Evet. E, ...onu kuranlar hakkındaki yanlış, yalan propagandayı bedava dağıtmaya başladı. Onun için ciddiye alıp da bugün... Öyle değil mi? Yani yoksa bunların ciddi yanında bir tarafı yok. Tabii. E, şöyle ki e, bir kurum bunu sahiplenince bir yayında böyle iddialar ortaya atılabilir. Tamam. Ona da yanıt verecek karşıtları vardır. Onlar da yanıt yazısı yazarlar. Fakat e, bir yayın organının e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş ilkelerine yönelik çökertmeye yönelik ve bütün bunlara yabancılaştırmaya halkı devletine yabancılaştırmaya yönelik bir yayınını bir devlet kurumu bedava dağıtırsa bu sessiz kalınacak. Ee, canım, canım ne olacak denilecek bir durum değil. Çünkü resmen sahiplenilmiş iddialar durumuna geliyor bu. Şimdi değerli izleyicilerimize bir kere göstereyim. Bir kere göstermek evet. istemiyorum hocam. Yani neyin üzerinde konuşacağımızı. Evet. E, 6'sında, 6 Kasım'ın e, tam sayfasında bir İngiliz prangası Kemalizm manşetiyle çıkan Hı -hı. E, gazetenin, bakın işte bu Diriliş Postası isimli gazetenin e, manşeti İngiliz prangası ayağa bağlı üstünde bir İngiliz prangası Kemalizm manşeti var. Tabi altında da iddialar var. Şimdi ne diyorlar mesela? Şimdi tek tek soracağım hocam. Objektivite Öyle mi yapalım? Sıralardan şöyle yapalım. Sıradan iddialar ben iddiaları neymiş? çıkardım. Hepsini okuyacağım size. Eğer e, müsaade ederseniz. Buyurun, Siz de buna ne cevap verirsiniz? Çok merak ediyorum. İlk iddiayla başlayayım. Diyor ki gazete Bundan yaklaşık 200 yıl önce şart meselesi diye bir strateji geliştiren dönemin süper gücü İngiltere, dünya üzerinde hakimiyet kurabilmek için dehşetli bir plan ortaya koydu. İngiliz Sömürgeler Bakanı Glaston'un bu Kur'an Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe biz onlara hakiki hakim olamayız. Ne yapıp yapıp bu Kur'an'ı sükut ettirip ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız sözleriyle açıkça ifade edilen, Müslüman toplumların kimyasını dönüştürecek, ruh köklerini kurtacak bu plan çerçevesinde her türlü fitneyi kullanan ve İslam alemini bir arada tutan hilafetin kaldırılmasıyla birlikte İslam coğrafyasını birbirinden koparan İngiltere Kemalist kadro eliyle de Türkiye'de Müslüman kimliğini yok etmeye çalıştı. İlk iddia bu hocam yani o pranga ya ilk e, iddiaları bu yani bir kaynak var mı yok. Neye dayanıyorlar bilmiyorum ama iddiaları bu. Şimdi <laughs> öyle mi? Şimdi şimdi e, Doğu sorunu bundan 200 yıl önce İngiltere tarafından e, ne yapılmış? E, dünya egemenliği kurabilmek için İngiltere 200 yıl önce Doğu sorunu diye bir şey ortaya atmış. Bu bilgi yanlış. Doğrusunu söyleyelim. Bu bilginin doğrusu şudur: Doğuş sorunu ta Haçlı seferlerinde başlamıştır. Yani 1090'lı yıllarda e, Papa'nın Haçlı seferi çağrısı yapmasıyla başlamıştır. Çünkü o zaman Batının böyle bir doğuş doğru sorunu olduğu dile getirilmiştir. 1914 yılına kadar yani Haçlı seferlerinden 1914 yılına kadar tam 100 tane dişe dokunur plan yapılmıştır. Doğu sorunu ile ilgili. Evet. Yani İngiltere daha piyasada yok. Bu bu bir kitap getirdim size. Dujuvara'nın Türkiye'nin paylaşılması hakkında 100 proje kitabıdır bu. Sevgili dostumuz Sayın Emekli Büyükelçimiz Pulat Tacer Beyefendi'nin çevirisiyle yayınlanmıştır bu kitap. Hı hı. Bu kitabın içinde yüzle yakın proje vardır. Sırf Türkiye'yi parçalamak için. Yani Osmanlı olsun Selçuklu olsun daha Selçuklu'dan başlıyor yani parçalama girişimleri sev paranoyası diyenlere hani aman Türkiye parçalanacak, bölünecek bu gidişle. Yapmayın öyle diye eleştiri getirenlere ha ha sen sev paranoyası görüyorsun diyenler için birebir bir kitap. Bu kitabı önüne atarsanız sen şunu bir oku bakayım. Paranoya mıymış yoksa plan mıymış? Fransa'nın, İtalya'nın, Prusya'nın e, ee, Rusya'nın, Sardunya'nın, Venedik'in, Ceneviz'in planları hep burada. 1914 yılına kadar. Yani parçalanma eşiğine kadar. Dujuvara kim? E, Roman devlet adamı. Yazıyor bu kitabı. Ve doktor atezidir bu kitap. Ve Paris'te doktor atizi kabul edilmiştir. Sormon'da. Şimdi. Demek ki neymiş? şark meselesi öyle ki bu yayında iddia edildiği gibi geçmişi 200 yıl olan ve icatçısı da İngiltere olan bir mesele değilmiş. Çok daha öncesine dayanıyormuş kökleri Bir. Hata bir. Büyük evet. hata. Hatta yani hata demek bile... İkincisi mesela bizim şark ile ilgili en önemli kitaplarımızdan birini 1932 yılında Atatürk döneminde Kurmay yayınlarında çıkmıştır. Gazze için mücadele şark meselesi diye. Bu kitabın yazarı Hans Rode'dir ve çevirmenimiz e, Almanca'dan çevirenimiz de e, Nihat Bey'dir. O zaman soyadı kanunu yok. Yok. Bu e, kitaplar şark e, sorunu, doğum sorunu ile ilgili Marx'ın bile doğu sorunu ile ilgili Karl Marx'ın yazıları vardır ve doğu sorunu diye çevrilmiştir. Ee, telefon rehberi kalınlığında bir kitaptır. Şimdi son 200 yıla gelirsek yine İngiltere değil Fransa, Napolyon Rus çarına öneriyor. Osmanlı'yı paylaşalım aramızda diyor. O artık hasta adam ee, ölecek. Biz bunu aramızda paylaşalım. Bu öneriyi getiriyor. Bunu da Türkiye'nin siyasi intiharı. Yeni Osmanlı Tuzağı kitabımda tam metin olarak bu öneriyi yazdım. Yıl 1800. İngiltere falan yine yok ortada. Yine yok. 1853'te, 1853'te İngiltere'ye bu defa Fransa ve Çarlık Rusya'sı anlaşamıyorlar paylaşmak için. İstanbul'u kim alacak da kapışıyorlar. Hayır sen, hayır ben şeklinde. 1800 anlaşamıyorlar. 1853 yılında bu defa Rus çarı İngiltere'ye teklif ediyor. Ya şu Osmanlı'yı biz aramızda bir paylaşsak. Fransa ile anlaşamıyoruz. Siz evet. anlaşalım. İngiltere de diyor ki hayır efendim ne münasebet. Şayet Osmanlı <laughs> devleti hastaysa dostlarının görevi hastayı iyileştirmektir gibi bir diplomatik e, cevapla geçiştiriyor onların bu şeyini. Bütün o metinler burada. Şimdi yine e, İngiltere değil. Şark meselesinde önce Fransa sonra Rusya. Sonra İngiltere e, 1853'te İngiltere ve Türkiye, Fransa birlik oluyorlar ve Rusya'ya saldırıyorlar. Kırım Savaşı. Hmm. Bir madalya var bizim jeneriğimizde. İngiltere kraliçesi, Fransa kralı ve e, Abdülmecid değil mi? Orada da var. Orada da var bulayım. Evet, ele eleler. Uygarlık zemininde ele ele vermişler ve e, Rusya'ya karşı e, savaşıyorlar. Kırım Savaşı'nda. Hani e, e, doğu sorunu ne oldu? Hani İngiltere icat etmişti 200 evvel doğu sorununu. Şimdi böyle bilgisizce e, kabataslak yayınlar yapıyorlar. Şimdi ne demiş efendim. E, Neyse bir ara bulurum. Şey e, Gladstone İngiltere'de daha sonra başbakan olacak olan Gladstone. E, ne diyor ne demiş. Siz okudunuz ben de okuyayım. Lütfen. Bu Kur'an demiş. Kur'an. Müslümanların elinde bulunduğu müddetçe biz onlara hakiki hakim olamayız. Ne yapıp yapıp bu Kur'an'ı sükut ettirip ortadan kaldırmalıyız. Yahut da Müslümanları ondan soğutmalıyız demiş. Tamamen uydurma. Bakın Glaston'un yazışmaları iki cilt. Bu iki cildi getirdim ki İnsanlar böyle palavralar bir daha atmasınlar diye. Bakın, 1800 1867-71 birinci cilt, 68-71, 71-76 ikinci cilt Gladstone'un siyasi yazışmaları. Burada bütün yazışmalar burada ve böyle bir laf yok. Şimdi araştırmacı e, gençlerimiz için yararlı olacak bir şeyler söyleyelim. Gladstone işte bu. Bu mu? Bu adamcağız. parlamentoda da konuşuyor. İşte Illustrated London News da kapak olmuş. 1870'ler. Şimdi bu e, beyefendinin 1900 1876'da e, Bulgar sorunu. Bulgarlar ayaklanıyorlar 1870 yıllarda son ortalarında ve e, bastırılıyor Osmanlı tarafından. E, bu İngiliz e, başbakanı olacak e, adam. E, Bulgarian Horrors yani e, Bulgar vahşeti e, ve e, Doğu sorunu e, diye bir kitap yazıyor. İşte bu kitapta 1876'dır bu kitabın tarihi. Bu kitapta bu e, 13. ve 14. sayfalarda, o da burada. Ne diyor? Bunu da Türkiye'nin siyasi intiharında bölüm olarak verdim. Buradan okuyalım. Ne demiş bakalım. Buradan okuyalım. Diyor ki e, Osmanlı Türk hükümeti hiçbir hükümetin işlemediği ölçüde suçlar işlemiş. Hiçbir hükümet onun kadar suça saplanmamış, hiçbiri onur, onun kadar değişime, gelişmeye, ileriye gitmeye kapalı olmamıştır. Bu yalnızca bir Müslümanlık sorunu değil. Fakat Müslümanlığın Türk ırkının yaratılış yapısıyla birleşmesinin sonucudur. Türkler Avrupa'ya girdikleri o ilk kara günden bugüne İnsanlığın insanlık dışı en büyük örneğini oluşturdular. İnsanlığın insanlık dışı en büyük örneğini oluşturdular. Türkler nereye gittilerse arkalarında geniş kanlı bir yol bıraktılar ve onların egemenliğinin uzandığı her yerde uygarlık çöktü. <laughs> Türklerin kötülüklerini önlemenin tek yolu onları yeryüzünden kazımaktır." diyor. Ne diyor o, bu sizin okuduğunuz yayında? Kur'an varmış, Kur'an'ı yok etmeliymişiz. Yani o Müslümanlık Şimdi, temelinde değerlendiriyor. ama, ama tam tersi Türklük tam Türk ırkına yöneliktir. Dahası işte burada getirdim özgün İngilizce metnini. Türk ırkını kazımak lazım diyor bu adam. Müslümanlığı değil diyor. Biz Selahaddin Eyyubi Müslümanlığını beğeniyoruz diyor. İspanya'daki Endülüs'teki Müslümanların kültürünü beğeniyoruz diyor. Bizim Müslümanlıkla bir derdimiz yok diyor. Bizim derdimiz Türklerle. Türk ırkının e, temsil ettiği yani Müslümanlıkla birleşmiş ama Türk ırkına bizim derdiniz var. Biz Türk ırkının soyunu kazıyacağız. Bu yani. adamlarla örtüşüyor düşünce. Şimdi, şimdi da derdi ha, Türk ırkıyla da bence. Ha. Şimdi, şimdi, şimdi. Şimdi ee, ne demiş Güya Gladstone Kur'an'ı yok etmeliyiz. Ellerinden demiş. almalıyız ya da işte bağlarını koparmalıyız. Şimdi bakın. Bu çağda böyle yalanlar uydurmayacaksınız. Bu çağda. neden? Çünkü eee yalanın açığa çıkma süresi 15 dakika. Neden 15 dakika? Şimdi araştırmacı gençlerimize çok güzel bir şeyler söyleyeceğiz. İngil Nerede? İngiltere parlamentosunda söylemiş böyle bir şeyi. Diyor. Bakın. İngiltere parlamentosunun 1700'lerden günümüze bütün kayıtları dijitalize edilmiştir. Ve şimdi vereceğimiz İnternet sitesinde içinde sözcük aranabilir biçimde konmuştur. Hansart sitenin adı. Şöyle söyleyelim. www Hansart yazacaklar. Milbank sistem. Milbank www.sistem.com Bunu böyle birazcık e, tutarsak ben tutayım hocam, gençler onu hemen e, not alırlar. İngiltere parlamentosunun 1700'lerden günümüze bütün kayıtları buradadır. Kim ne konuşmuşsa. Avam kamerası da buradadır. E, Lordlar kamerası da buradadır. Private Council kayıtları da buradadır. Ve bu siteye girdiklerinde sağ üst köşede arama motoru görecekler. Gladstone yazsınlar bütün Gladstone'lar gelir karşılarına. Uydurmayın diyorsunuz yani. Uydurmayın. Ee, Kur'an yazsınlar Kur'an gelir karşılarına. Ee, bu sözcükleri yazsınlar bu sözcükler gelir karşılarına. Uydurmasınlar. Ben Kur'an yazdım ve Gladstone yazdım. Gladstone'un ağzından Kur'an çıkmış herhangi bir şey konuşması olmadığını belgeledim. Ama öbür ya yani Türklükle ne ilgili ne diyor? İşte işte bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almak lazım demiş Glasgow. Demişmiş. Şimdi bakın. Ürta edildiği tarihte bizim Halil Halit Bey'imiz var. Programlarımızdan birinde yanlışlıkla Oxford Üniversitesi'nde hmm. ders verdiğini söylediğimiz hmm. fakat sonradan düzeltip Cambridge Cambridge olduğunu belirttiğimiz Halil Halit Bey Gladstone'un başbakanlığı ve e, bakanlığı sırasında Cambridge'de Türkçe dersleri vermekte. Ve Gladstone'la kapışmışlar Halil Halit Bey. Evet, Gladstone'un az önce okuduğumuz demecinden dolayı kapışmışlar. Bu uydurma demeç değil. Türk ırkının kökünü kazımak lazım. Halil Halit Bey açık mektup yazıyor ve The Times'ta yayınlanıyor. Siz diyor Sayın Gladstone böyle böyle dediniz. Müslümanlığa ne hakla saldırıyorsunuz diyor. Gladstone'dan cevap iyi oku benim metnimi. Sen iyi okumamışsın. Ben Müslümanlığa değil Türkiye karşıyım diyor. Biraz daha da pekiştiriyor sözlerinin anlamı. Dolayısıyla öyle İngiltere'ye e, İslam düşmanlığı, e, Türk düşmanı olan İngiliz e, Gladstone'a İslam düşmanlığı yakıştırıyorlar. O siyaseti de o günden bugüne devam edip gelmiş addediyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Türk ırkına düşmanlık var. Ve bu çok açık bir şey. Bu... Bulgaristan kitabında Grasnon'un yazdığı. Şimdi e, Glaston'un Türk ırkının sonunu kazımak lazım lafı bir 30 yıl sonra, 30 yıldan biraz az süre sonra 1919'da bizim karşımıza tekrar çıktı. Çok önemli. Sevr görüşmeleri yapılacak. Yıl 1919. 1876'dan 1919'a kaç yıl var? İşte 40 yıl mı? 42 yıl falan. Ne diyorlar galip devletler? Damat Ferit gidiyor Osmanlı adına Paris'e. Paris barış e. Paris -Paris görüşmeleri yapılıyor. Ee, onun ucu sevre varacak. Hı hı. O görüşmelerin sonu sevre varacak olan görüşmeleri yapmakta. Damat Ferit orada e, kendi projesini yani Osmanlı'nın e, barış projesini koyuyor. Yani biz şöyle 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 bir e, durumda barış yapalım diye. E, Tabi çok e, köpürüyorlar. Kızıyorlar ve kovuyorlar damat Ferit'i. Sen git biz sana cevap vereceğiz. Diyorlar. İngiltere, Fransa, İtalya ve diğer e, onunla bağlaşıkları 3-4 gün sonra bir cevap metni veriyorlar. O cevap metninde aynen Glaston karşımıza çıkıyor. Bizim Müslümanlıkla hiçbir alıp veremediğimiz yoktur. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda Müslüman müttefiklerimiz var bizim. Arabistan bizim müttefikimizdir. Sizin dininizin kökeni olan yer. Araplar bizim müttefikimizdi. Siz Almanlarla müttefik oldunuz. Ama Almanların bir Müslüman müttefiki vardı Osmanlı. Fakat bizim de bir Müslüman müttefikimiz vardı. Arabistan, Araplar Şerif Hüseyin, dahası İngiltere en büyük Müslüman devlettir. Çünkü Osmanlı'nın nüfus toplasan 30 milyon ama İngiltere'nin 80 milyonu Hindistan'da olmak üzere yüzlerce milyon Müslüman uyruğu var. Osmanlı padişahı 30 milyon Müslümanın yönetiyor ama İngiltere Kralı 80 milyon Müslümanı yönetiyor. Kim hangi siz hangi İslam düşmanlığından bahsediyorsunuz? Bizim galip devletler olarak hangi İslam ülkesini işgal altına aldıysak her birinde ezan okunuyor. Her birinde ibadetler tıkır tıkır yapılıyor. Hiçbir engelleme yapmadık İslam diniyle ilgili. Bizim tek derdimiz Türk ırkıdır diyorlar. Bakın çok önemli. Türk başka ırkları Türk ırkının yönetimi altından çıkartacağız. Birinci Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin yaptıkları açıklama bu. Bunun da belgelerini getirdim. Size onları da sunarım. Şimdi bu açıklama çok sert bir açıklama. Ve işte bu yayınların tam tersini söylüyor. Yani Güya İngiltere İslam düşmanıymış, İslam'ı kökten kazımaya kalkmış. Kemalizm de onların... İslam'ı kökten kazıma maşası olmuş. Evet yani Kemalizm kadro ya, ya ile Müslüman kimlik yok edilmeye çalışılmış. İngiltere'nin böyle bir derdi yok ki. Tam tersi belki de. <laughs> şimdi bakın, <laughs> şimdi şöyle hocam bir ara vereceğiz. Ara bakın. zamanımız geldi. İsterseniz. Öyle mi geldi mi ara zamanımız? E, ara ara zamanımız geldi. Peki e, bunların belgelerini koyalım o zaman. E, ikinci bölümde Lale daha, hanım, daha da. Çok önemli bir konuyla başladınız. Büyük ilgiyle izliyoruz. Teşekkür ediyoruz demiş. Nilüfer Hanım çok anlamlı bilgilendirici. Elimizi kuvvetlendirecek bu çok önemli. Yani bu çok önemli gerçekten. Evet. Ben de dahil bu tezlerin aksine düşünen ve bunu savunmak isteyenlere belgeler sunuyorsunuz evet. burada. Evet. Bunların her biri birer silahtır. Evet. Ee, teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ederiz. Yurda Nur Hanım teşekkür ediyor. Tam tersi Türkler nereye gitmişse medeniyet götürmüşlerdir Evet diyor. Ee, Gökhan Bey bahsettiğiniz siteye girdim ben de Kur'an ve Glaston yazdım böyle bir şeye rastlamadım demiş Gökhan Bey çok sayıda yine soru görüş var Salih Bey ağzınıza sağlık hocam demiş size eyvallah ee, İkinci bölümde hem soru ve görüşlerinizle katkılarınızı da bekliyoruz değerli izleyiciler çok önemli bir konu konuşuyoruz Yıllardır e, Cumhuriyet düşmanlarının, saltanat savunucularının sürekli gündeme getirdiği ama asla bilgi, belge öne sürmedikleri konuları bir kez daha usanmadan Cengiz Özakıncı 1990 yılından bu yana olduğu gibi tek tek belgeleriyle çürütüyor. Benim görevim iddiaları sormak. İkinci bölümde sormaya devam edeceğim. Kısa bir ara. Cengiz Özakıncı ile tarihin e, bilinmeyen yüzünde değerli izleyiciler... Türk devrimine karşı İngiliz palavralarına özgün belgelerle yanıt veriyoruz bu akşamki programda. ilk bölümü kaçıran olanmış olabilecek olan değerli izleyicilerimiz için çok kısa bir özet yapayım. Buna nereden geldik, niye buna karar verdik? Ee, Türk Hava Yolları hafta içerisinde bir gazete dağıttı. Bunu Türk Hava Yolları dağıtınca bizim de dikkatimizi çekti. Çünkü bir resmi kurum, hepimize ait bir kurum Türk Hava Yolları. O gazete bedava dağıttı o gazetede. Bir İngiliz Prangası Kemalizm manşeti tüm sayfayı kaplıyordu ve yıllardır e, hatta Sayın Özakıncı'nın tabiriyle Cumhuriyet kurulduğu günden beridir ortaya atılan iddialar gazeteden yine manşetten okuyucularına e, söyleniyordu, ortaya atılıyordu. Biz de bu iddialara tek tek belgeleriyle yanıt vermeye çalışıyoruz. Aslında çalışmıyoruz. İlk bölümde seyircilerimizden anladığımız kadarıyla e, bu savı çok... Ciddi oranda çökerttiniz hocam. Yani hani bilmiyorum üzerinde daha ne kadar konuşmalıyız ama ilk bölümde öyle şeyler koydunuz ki ortaya. Şöyle demişlerdi, çok özetle sözü size bırakmadan. E, İslam alemini bir arada tutan hilafetin kaldırılmasıyla birlikte İslam coğrafyasını birbirinden koparan İngiltere, Kemalist kadro eliyle de Türkiye'de Müslüman kimliğini yok etmeye çalıştı demişlerdi. Siz de bunun aslında Müslümanlık değil, yani bölümüm... Türk... <laughs> kimliği İlk olduğunu söylüyorsun. gülerek başlamıştım. Şimdi ikinci bölümde de iddiaları... <laughs> ben iddiaları sormakla mükellefim. Şöyle gülerek başladım. Çünkü bilenler için bunlar gülünç iddialar. Fakat bilmeyenler, bilmeyenler ciddiye alabilir. Ve kendi devletinin şehitlerin kanıyla kurulmuş olan devletinden soğuyabilirler. Hocam, zaten bu e, yayınların amacı e, insanları kendi e, devletinin kuruluş ilkelerine yabancılaştırmak ve ona düşmancılaştırmak. Fırat Bey demiş ki, tek bu, bu söyledikleriniz çok önemli biraz da altını çizin diye okuyorum. Daha fazla zaman ayırmayın şu aslı olmayan iddialara. Sizi izleyenler bunu zaten inanmazlar. Bu içi boş örümcek kafalı gazetelere demiş Fırat Bey. İşte e, öyle diye diye. O görüşler iktidar bile olabilir. Değil mi? O görüşler pekala iktidara bile gelebilir. Gelebilir. Üstelik şimdi. Bakın bakın bakın. Buradaki şöyle bir şey var hocam. Özür dilerim. Evet. Türk Hava Yolları. Evet. Atatürk'ün kurduğu bir kurum. Bedava dağıtıyor bunu. Ve buna bir tek devletin resmi kurumundan ses çıkmıyor. Fırat Bey. Yani bunu, bu, bu ortalık bu kadar boş değil. Evet. Yani bunlara birilerinin cevap vermesi gerekiyor. E, duyarsız kalamayız. Evet. duyarsız kalmayı aydınlardan beklemesinler. Ama sahte aydınlar duyarsız kalabilir. O bizi ilgilendirmiyor. Ya da korkaklar. Her ne sebeple olursa olsun birileri duyarsız kalabilir. Bakın dedik ki iddia İngiltere'nin dünya yüzünden Kur'an'ı kaldırmak istediği, İslam'ı kaldırmak istediği ve Kemalizm'in de bunun bir aracı oldu. Kemalizmi maşa olarak kullanarak İslamı ortadan kaldırıyormuş İngiltere. Şimdi bakın İngilterenin ortadan kaldırmak istediği şey dedik ilk bölümde. Hı hı. İslam değil Türk ırkı dedik ve belgelerini de sunduk. 1919 Haziran Sevre giden yolda yapılan görüşmelerde dedik, galip devletler, Müslümanlıkla hiçbir sorunumuz yok, bizim derdimiz Türk ırkıyla dediler ve başka ırkları Türk ırkının yönetiminden çıkartacağız dediler. Bunu yine genç araştırmacılar için söylüyorum nerede bulabilirler bunu Sevr anlaşmasına doğru. Siyasal Bilgiler Fakültesi e, yayınlarından e, Osman Olcay'ın bu kitap Sevr anlaşmasına giden yolda Paris'te yapılan barış görüşmelerinin tutanaklarından oluşur. Bunu okumadan Sevr'in ne olduğunu idrak etmek e, mümkündür de. E, daha da derinini anlamak istiyorsanız kim ne demiş? hangi ülke ne savunmuş? neyi ne için, neyi neden dolayı savunmuşlar? Onları anlamak için bu kitap gerekli. Evet. İşte o 1919 Haziranında o biz Türk ırkını ortadan kaldıracağız bildirisi bu kitabın 71. sayfasındadır Türkçesi. Ama ben size bunun orijinal metnini de getirdim. İngilizce metnini. Bu metin Balfour tarafından taslağı hazırlanmış bir metindir. Clemenceau'nun da Fransız başbakan Clemenceau'nun imzasıyla yayınlanmıştır. Bizim derdimiz Müslümanlarla değil Türk ırkıyla. Bütün ırkları Türk ırkının yönetimi altından çıkartacağız. Kimi çıkar? Kürt'ü çıkartacak, Ermeni'yi çıkartacak, Rum'u çıkartacak bilmem. Yani e, Türk olmayan herkesi Türk yönetiminden çıkartacak. Türkiye'de işte Sevr haritasında gördüğü gibi bir e, alan, İç, alan bırakacak. Bunlar önemli belgelerdir. Çevirilerin, bu belgelerin çevirilerinde özgün metinde Türk ırkı, Turkish race kavramı geçtiği halde bir takım çevirmenler orada ırk sözcüğünü belirtmeden geçiyorlar. Avrupalılara ırkçılık yakıştıramayan bazı Avrupacı çevirmenlerimiz var. Onun için şuraya bir e, zoom yapsın. Burada evet şu an İsmail zoom. Turkish race görüldüğü üzere. Gayet net. Net. Niye çevirmiyorlar? Ee, Avrupa'dan çok Avrupacı mı arkadaşlar? E, evet, öyle oluyor. Bu taslak metin taslak metinin e, sonraki hali de yine aynı şekilde Türk iş reis olarak değerlendiriliyor. Şunu demek istiyoruz. Avrupa Osmanlı'ya saldıran Avrupa dinci değil, ırkçı idi. Kendisini üstün ari ırk olarak görüyor idi. Türk'ü aşağılık Turan ırkı olarak görüyor idi. Ve Türk'ü Türk ırkını hedef almışlardı. Bunu söyleyeyim. Yani bir hır, evet. Müslümanlık ya da Hristiyanlık tezile değil. Heh. Şimdi e, Ari ırk, Türk ırkı. ırk savaşı yaptılar. Irk savaşı yaptılar. Fakat bunu yanlışlıkla din savaşı olarak işte bu gibi yayınlarda gösteriyorlar. Biz bizimle savaşının niçin savaştığını, hangi kafaya sahip olduğunu. Doğru dürüst onun belgeleriyle ortaya koyarsak o zaman ne mutlu Türk'üm diyene sözünün niçin söylenmiş olduğunu anlayacağız. Bu çok önemli çünkü bunun içinde iddiaları var. Evet. Ee, evet. Elhamdülillah Müslümanımın karşılığına konduğu iddia ediliyor. yönelik bir saldırı olduğundan dolayı Türk'ü yüceltmiştir Atatürk konuşmalarında. Budur. O sözler... E, Mehmet Akif ırkçı değil. Fakat İstiklal Marşı'nda kahraman ırkıma diyor. Çünkü ırkı saldırıya orada da ondan. Neyin neden ve niçin yapıldığını bilmezsek birileri çıkar bizi İstiklal Marşı'mızdan da soğutacak laflar eder. Bak ırkçıymış Marşın diye. Öbürü der ki işte ne mutlu Türk'üm diyene bak Türk üstün ırkçılığı yapıyor. Hayır saldırıya uğrayan bir Türklük söz konusu. Evet. Şimdi e, ne, neymiş? İslam alemini İngilizler, İslam alemini bir arada tutan hilafetin kaldırılmasıyla birlikte İslam coğrafyasını birbirinden kopartmış İngiltere. Bu işi de Kemalist kadro eliyle yapmış. Ya e, <laughs> şimdi bakın. Bakın. Sevr e, anlaşması yok efendim onaylandıydı onaylanmadı bir kenara bırakalım Sevr anlaşması Osmanlı tarafından imzalanmıştır. Bakın anlaşmalar bir iki evreden geçerler. Bir imza evresi imza edilirler. İki yetkili organ da onaylanırlar değil mi? Evet. Ve yürürlüğe böyle girerler. Osmanlı'nın e, imzalamış olduğu sevr anlaşmasında Osmanlı için Batı'nın öngördüğü yönetim biçimi neymiş? Hilafet ve saltanat. Hani e, İngiltere İslam'ı ortadan kazımaya çalışıyordu bu e, iddiaya göre? Elindeydi sevride. Karşısında hiçbir güç yok. Yani e, delege bile gıyabında düzenlenmiş ve e, dayatılmış bir belge. Böyle yapacağım. O belgede, galipler hilafet ve saltanatı sürdürüyorlar. O rejimi sürdürüyorlar. Nasıl bunlara İslam düşmanı diyorsun sen? Ya da gayenin bu Ama birazdan neden İslam'a karşı olmayıp Türklüğe karşı olduklarını birazdan belgeleriyle koyacağız. Şimdi 3 Mart 1924'te hilafet ilga edildi. Hani o İngiltere İslamı ortadan ortadan kaldırmaya çalışıyor, hilafeti ortadan kaldıran İngilteredir diyor ya bu yayın. Evet. İki İngiliz vatandaşı, biri Emir Ali, diğeri Ahan. Bunlar İngiliz vatandaşı olmuş Hintliler. Bunlar mektup yazıyorlar Ankara'ya. Hilafeti kaldırma kararı son derece yanlıştır, şundan dolayı yanlıştır, bundan dolayı yanlıştır, böyle yanlıştır, şöyle yanlıştır. Bu kararı geri alın diye Ankara'ya mektup yazıyorlar. Fakat mektup Ankara'ya, e, hükümete yazılmış mektup hükümete ulaşmadan gazetelerde yayınlanıyor. İşte İngiliz taktiği budur. Yani kamuya mal ediyor İngiltere onu. Kim bu Han'la Emir Ali? Söyleyeyim. Aha, British Intelligence Service ajanı. gizli servis ajanı. Evet, burada. Tam dört e, yayınlanmış dört belgede e, Aha'nın British Intelligence Service yani İngiliz e, istihbarat ajanı görevinde olduğu sabit. Sabit geliyor. Kendisi kendi hayat hikayesini anlatıyor bir kitapta. Kendi sağlığında basılan kendi hayat ö, hikayesinde, biyografisinde ben İngiliz istihbarat ajanıyım diyen bir ahanla karşı karşıyayız. Hilafeti kaldırma kararını geri alın diyen bu adam. İkinci adamı söylüyoruz. İkinci adam Emir Ali denilen adam. Seyyitmiş bu. Hmm. E, bu Emir Ali de İngiltere'de bir avam kamerası vardır. Bir lordlar kamerası vardır meclis. Bir de privy konsül vardır. Privy konsül ne biliyor musunuz? Kralın, İngiltere kralının gizli komitesi. Bütün işler orada privy konsül üyeleriyle konuşulur. Dışarıya sızdırmak ölüm cezasını gerektirir. Trevi Konsülü'nde konuşulanların. Emir Ali o konsülün üyesi. Yani avam kamerasından üstte. Lordlar kamerasından da üstte. Kralın özel sekret e, konsülünde üye bu adam. Buraya yemin edilerek giriliyor. <laughs> Gizlilik korunacaktır diye yemin edilerek giriliyor. Ve buraya girmek için Garter Haçlı... Tarikatına girmiş olmak şarttır. Nasıl bir Müslüman bu? Yani Emir Ali nasıl bir Müslüman? Yani Haçlı Tarikatına girmiş bir Müslüman'dan bahsediyoruz. Ee, İngiliz Kralının gizli komitesine girmiş bir adamdan bahsediyor. İşte bu adamın e, Privy konsule yemin e, töreni Time gazetesinde 1909'da burada e, Emir Ali Han Previ konsülde yemin ederek görevine başladı diyor. Ve bu adamlar? Şimdi bu adam, iki, bu iki adam. Bir e, ajan olduğunu kendi yazan. İngiliz devletinin görevlileri bunlar. Tabii. Kuşkusuz. Bu görevliler bize diyorlar ki hilafeti kaldırma kararınız yanlıştır. Derhal geri alın bunu. Ve hemen de gazeteye sızıyor. Evet. Şimdi e, ne diyor bu bunlar? İngiltere hilafeti kaldırdı diyorlar. Evet. Gerçek ne? İngiltere hilafetin filan, hilafeti kaldırmamıza ateş püskürdü. Kanıtımız ne? Az önce söyledik. Biri İngiliz istihbarat görevlisi, diğeri kraliyet gizli komitesi üyesi iki adamın yazdığı mektup bu kararı kaldırın. Hilafete devam. Devam edin diyorlar. Şimdi ve sev, sev tekrar altını çizmek gerekirse sevde de, de e, hilafete evet. devam kararı çok önemli. Evet. Şimdi e, şeyde işte bu Glaston'da şuydu buydu hilafetti filan. Şimdi e, Ahan'dı e, şudur budur. Şimdi e, sizin okuduğunuz şeyde İngiltere istemiş e, Ezan-ı Muhammedi'yi Türkçeleştirmişiz. Okuyayım onu da. Oha <laughs> evet. Ya tamamını okuyayım. <laughs> Modernleşme adı altında. Evet. Ee, şimdi izleyicilerimizin bazıları bir hocam ona da cevap vereyim. Siz niye bu kadar, ya bunu gündeme getirmeyin biz biliyoruz diyen birkaç tane daha var. E, bileyim, şimdi tekrar biliyorsa tek, başka kanala geçsin. Ay, şu daha... ama tek, tek tekrar? Evet. Şimdi bu yani bu yayın <laughs> bazıyla diyorlar evet. bu yayının hiç. Şimdi bu yayın sadece bir tek başına bir bir gazete değil bu. Evet. Bu Türk Hava Yolları'nın dağıttığı evet. bir bedava evet. dağıtık. Resmi bir... görüş haline gelmiş. İki buradaki hmm. iddialar en azından siz şahitsiniz ki 1990 yılından itibaren en azından evet. sürekli gündeme getiren aynı iddialar evet. yani bu kafaya sahip evet. insanların evet. ortaya koyduğu iddialar bunlar. Evet. Dolayısıyla sadece bu yayın bazıyla değil genel bu bu konuya ilişkin iddialara cevap veriyoruz. Diyor ki iddia şu Modernleşme adı altında yaptığı icraatlarla Ezanı Muhammediyeyi Türkçeleştiren, Kur'an öğrenimini yasaklayan, harf devrimi ile Kur'an alfabesini ortadan kaldırıp yerine Latin alfabesini getiren kemalist kadro sekülerizmi yani layıklığı bir pranga olarak bu milletin ayaklarına vurdu. <laughs> Özü de bu işte. Gülerek başlıyoruz. Şimdi ee, İngiltere yapmış bütün bu işleri ee, Atatürk'e yaptırmış. Evet. Atatürk'ün Kemalist e, kadroya. Yani Kemalist kadroya bunları yaptırtan İngiltere'ymiş. Evet. Bütün özü bu her şey. Bakın. İngiltere'nin az önce de söyledik. Osmanlı'dakinden kat kat fazla çok sayıda Müslüman uyruğu var sömürgelerinde. Mısır var. Asya'da Hindistan var, değil mi? Ee, buralar var. 80 milyon Müslüman var. Malezya var, şu var, bu var. İngilterenin sömürgeleri o dönemde. Şimdi İng İngilterenin sömürgelerindeki Müslümanların bir kısmının ana dili Arapça, fakat pek çoğunun ana dili Arapça değil. İngiltere Şayet e ezanı Arapça dışında başka bir dille okutarak Müslümanlığı öldürmeye karar vermiş olsa Atatürk'ü mü bekler? Kemal'i mi bekler? Yahu Malezya'da e, Malezya dilinde okutur. Hindistan'da Urduca okutur. Ezanı. Evet. Ha. Ezanı Türkçe okutmakla İslam dışılığın ne ilgisi var? Bence tam tersi de. Yani... Ne ilgisi var? Yani e, ezan Bakın ezan bu ülkede 18 yıl Türkçe okundu. Erbakan Türkçe ezanla namaz kıldı. Demirel Türkçe ezanla namaz kıldı. Yani bildiğimiz siyasi liderlerin şimdi e, vefat etmiş olan e, pek çoğunları değil mi? Mesela Alparslan Türkeş'te namaz kıldıysa onun da yaşı müsait Türkçe şeye. Adnan Menderes de Türkçe ezanla namaz kıldı. Şayet Türkçe ezan İslam dışı bir şey ise... Onların 18 yıl kıldıkları ezan boşa mı gitti? E, namazlar boşa mı gitti? Onları kaza mı yapmalılar? Tekrar mı kılma, kılmaları gerekiyorlardı? Hayır. Tekrar kılmadıklarına göre o namazlar kabul oldu. Yani Türkçe ezanına kılanan namazlar İslam'a aykırı sayılabilirse bu mantığa göre o zaman e, pek çok insan 18 yıl... <laughs> Gayrimüslim mi oldular yani? Namaz kıldıkları halde. Bunlar saçma sapan iddialardır. Kur'an öğrenimini yasaklamış. Şimdi bakın. Kur'an öğrenimini yasakladı iddiası ilk önce 1974 yılında Eşref Edip denilen ee, İslamcı yazar ee, Mehmet Akif'in çıkartmış olduğu Sebilur Reşat dergisinin yazı işleri müdürü Eşref Edip. Ve Atatürk döneminde yaşamış. Daha da yaşamış bir adam. İşte bu Eşref Edip'in bu kitabı tamamen e, Atatürk döneminde din düşmanlığı iddialarıyla dolu bu kitap. Şimdi burada Kur'an öğretimini yasakladılar. Yani bu şimdiki bu iddiaların çoğu burada mevcut. Şimdi yıl bu kitabın yayınlanma tarihi 1974. Peki Atatürk döneminde Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri kitabı var. Bu nasıl, e, madem Kur'an öğretilme yasaklanmış, bu nasıl bir şey? Buyurun. Yıl 1931. İlk mekteplerde köy mekteplerinin üçüncü sınıflarına mahsus. Din dersi. Kitabı. Yahu Atatürk döneminde nasıl Kur'an yasaklanmış? Çocuklara din dersi kitabı var. İlk okullara ve köy okullarına. Kanıt. Burada. Kitap burada. Nasıl olup da bu söylenebiliyor? Kur'an yasaklandı vesaire. Ben şeyinizi bozmayın da bir araya girip şey, bir şey sorabilir miyim? Tam Buyurun. tersi bunları kızdıran acaba Kur'an-ı Kerim'in de ezanın da Türkçe bizim anlayabileceğimiz bir, şeyde, bir şekilde okuyarak gerçek manasını anlayabilme ihtimalimiz olmasın? Yani bu topraklardaki insanların kendi kitabını, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyarak içinde ne yazdığını anlayarak doğrusunu tatbik edebilme ihtimali bu e, kimi Geri kafaları korkutuyor mu Olabilir. O zaman bakın, çünkü hiçbir e, anlamları evet. kalmayacak. Bakın. Toplumu bi, yönlendiremeyecek. Tabii tabii. Yani. 1948'de henüz e, Demokrat Parti iktidarı evet. henüz yok. CHP iktidarda değil mi? E bakın Müslüman çocuğunun kitabı. Gösterelim şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından Müslüman çocuğunun kitabı. Yazarı iki Atatürkçü. Nurettin Ertan, Nurettin İsemin. İstanbul 1948. Birinci sayfasını açıyoruz. Allah demek yasakmış ya. Allah adını zikredelim evvela. Yani Müslüman çocuğun din kitabı. Ya nasıl uyduruyorlar yani e, din düşmanı şu bu falan. Kendilerince bir şey yara uyduruyorlar. Araya gideceğiz hocam. Bir kısa aramız Yine daha mi? var. Yine mi? Peki. Çok e, e, soru var. İkinci bölümün hemen başında bunları önce Peki. yönlendireceğim. Gelen bu özellikle Twitter üzerinden Peki. soruları değerli izleyiciler. Lütfen bir kısa aranın ardından bizde kalın. Sorduğunuz soruları değerli hocamıza soracağım. Ve e, e, devam edeceğiz son bölümde de bu iddialara, yanıtlara. Yahu daha... Cengiz Ezokuncu ile tarihin bilinmeyen yüzünün son bölümüyle artık karşınızdayız. Ee, hocam çok sayıda soru var, elektronik posta yoluyla gelen var, SMS var, Twitter vasıtasıyla var. Çok değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz ee, ilgilerinden ötürü. Ee, sonuç olarak yapmaya çalıştığımız kamuya bir katkı sağlamak. Çok sayıda soru ve görüş var. Ee, örneğin bir tanesini okuyayım İbrahim Bir Bey, bir Ben Bey demiş ki. Privat Council'a kabul edilenler İngilizlere hizmetlerinden dolayı dizbağdül ödülü olarak taltif edilenler olmalı demiş. Bir diğer izleyicimiz Batuhan Meriştan Bey, Başkent Üniversitesi'nde sizin konferansınızın YouTube kaydını tekrar bize göndermiş. Tüm bunlara belgelerle cevaplar diye. Onu tekrar retweet yapacağımı söyleyeyim. Hatta yapayım unutmadan. Seyit Ali Bey, ezan bir ibadet midir? Dili dine ne zarar verir diye sormuş. Yine Seyit Ali Bey Mevlid-i Şerif Nedev Türkçedir demiş. Batuhan Meriç'ten Bey bu palavracılara sormak lazım. Allah sadece Arapça mı biliyormuş da Türkçe dua kabul olmuyormuş demiş. E geliyor hocam devam ediyor e, sorular siz lütfen kaldığınız yerden devam edin çünkü bunların hepsini okusam sürebilecek. Şeyde kalmıştık. Şeyi okuyayım zaten tekrar. Yani. İddiayı tekrar okuyayım isterseniz. Yok şeyde kalmıştık. Yani işte sekülerizmin e, Hı -hı. Kemalizm İngiltere'nin dayattığı sekülerizm Kemalizm eliyle e, pranga evet, e, olduğunu diyorlar. söylüyorlar. O kapaklarında zaten pranga diyorlar. Şimdi Kur'an alfabesini ortadan kaldırdı. Yerine Latin alfabesini koydu diyor. Ya, eğer Arap yazısına Kur'an alfabesi diyorsa hemen söyleyelim. E, 2015 yılında Suudi Arabistan'da yapılan bir arkeolojik kazıda e, e, Kur'an yazısı dedikleri Arap yazısının e, İsa'dan sonra 470 yılında Hristiyanlarca yazılmış bir taşa kazınmış bir metinde bulundu. Yani o yazıyla e, henüz Kur'an e, 620'de değil mi Kur'an'dan e, 150 yıl kadar önce kullanılmaya başlanmış bir yazıdan söz ediyoruz. Nasıl Kur'an alfabesi oluyor o? E, o o alfabeyle e, Araplar sadece Müslüman değil ki Hristiyan Arap var. O alfabeyi kullanıyor. Dinsiz Arap var. Ateist Arap var. Hepsi o alfabeyi kullanıyor. Onun için böyle saçma sapan nitelemeler ancak psikolojik savaş e, nitelemesi olarak. Suat Aytın Bey ee, demiş budursun, ki Suat son söylediğiniz Kur'an'ın Türkçe okunması onları çok korkutuyor. Yusuf Suresini göndermiş. Evet. Anlayasınız evet. diye biz onu Arapça indirdik. Sağ olsun Suat Bey budur. Yani biz Kur'an'ı anlayalım, özü bu Allah Özü Teala An, oku Hangi ve anla diyor. Ha, evet, Aklını odur. kullan, oku ve anla. Odur. Ya, odur. Anlayamadığımız bir şeyi anlayamadığımız bir dilde evet. okusak ne olur, okumasak ne olur? Aynen. Çok doğru. Bakın, e, harf devrimini de İngilizler yaptırmış oluyor. Değil mi? İşte bu İslam'dan iddia bu bunların, bunların için kafası bu. Bakın, e, Time the Times gazetesinde harf devrimi yapıldığı günlerde üç haber getirdim size. Biri e, İngilizler isyan bekliyor. A, Türkiye'de harf e, devrimi yapıldı. E, Arap harfleri gitti, yerine Latin ABC'si geldi. Şimdi Türkiye'de isyan bekleniyor diyor. Yani halk diyor buna isyan edecek diyor. Haberler böyle. Bakın 28-9 1928 isyan bekliyorlar. 4 Ocak 192 e, e, 7 Kasım 1928, İzmir'de öğretmen e, Recep Bey isyan etmiş e, şeye, harf devrimine. Hala isyan bekliyorlar ama bu bireysel bir isyan. O haber yapmışlar. Hemen hani? bir kişi. Evet, bir kişi. Ondan sonra e, 4 Ocak 1929'da hala isyan bekliyorlar. Fakat bir türlü isyan olmuyor. Sonraki makale şöyle: Biz isyan bekliyorduk harf devriminde. Fakat olmadı. Niye olmadı? Çünkü Türklerin %99'u okuma yazma bilmiyor ki harf devrimiyle ilk defa yazı öğrenmeye başladılar diyerek öz yapıyorlar. Yani e, harf devrimi İngilizlerin dayatması sonucu yapılmamış tam tersine İngilizler harf devriminden e, sonra isyan beklemişlerdir. Hocam, bir Tarih Sayfaları e, isimli izleyicimiz o çok ciddi katkılar da sağlar bize, görebiliyor musunuz? Şuradan göre, size, size dinsiz Kur'an'ı yasakladı dedikleri tek part döneminde okutulan Yavrularımıza Din Dersleri kitabı, basım 1943. Sadece şu kapağı göstereyim, buradan görebiliyorsunuz. Evet, evet, evet. Din Dersleri. E, evet, daha çok kitap var. Daha yani. çok, yani bir tanesini de izleyicimiz göndermiş evet. hemen bize katkı olsun diye, onu da gösterelim. E, 1943, evet. Ee, İngilizler sekülerizmi bir pranga gibi, evet, yani bizim laikimizin e, boynuna asmışlar. Evet Şimdi e, ayaklarımızı iddia, bağlamışlar. Ayaklarımızı bağlamışlar. Bunun da maşası Kemalist olmuş. Bakın, az önce söyledim. Sevde İngilizler bizim hilafet ve saltanatla yönetilmemize yazıya geçirmişlerdir. İstekleri hilafet ve saltanattır. Laiklik değildir. İslami kurallarla yönetilmemizdir. Lozan'da Lord Curzon, bakın, e, e, bir de aynı iddialar, e, bu yayındaki iddialardan biri de e, Lozan'ın belgeleri yayınlanmamış, e, bu belgeler e, hala bugüne kadar niçin yayınlanmadı diye soruyorlar bu yayında. Evet. Ben de onlara şunu getirdim, şöyle Lozan e, konferansında konuşulanlar böyle dokuz cilt böyle dokuz cilt yayınlanmamış değil yayınlanmış. yayınlanmış ve içinde ne var Lord Curzon Türklerin İslam yasasına devam etmesini asla eski kurallarından ayrılmaması gerektiğini gayrimüslimlerin tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi cizye ödeyerek askere gitmemelerini istiyor ve Azınlıklara ayrı hukuk, ayrı mahkeme, adli kapitülasyonların aynen devam etmesini istiyor. Bu diyor İslam'ın gereğidir diyerek savunuyor. Yani Lord Curzon yeni Türkiye'nin e, İslam devleti olmasını dayatıyor. Biz diyoruz ki hayır biz layık olacağız. Ama iddia tam tersi. İngilizler bize layık olmamızı dayatmışlar ve biz o nedenle layık olmuşuz. Tutanaklar tam zıttını söylüyor. Neden peki e, ya İngilizlerin e, İslam düşmanı olduğu in, İngilizler İslam'ın kullanıcısıdırlar. Onu kanıtlayalım. İşte bu İngilizlerin bu İslam düşmanlığı bugüne kadar devam etti diyor o yayın. Ben de bugünkü bakın İslam Channel şu an İngiltere'de İngilizce yayın yapan bir televizyon kanalı var adı İslam Channel. Bu kanala girsinler. Kimler kurmuş o kanalı, ne yapıyorlarmış onu bir görsünler. Bugün İngiltere'de eee Islamic Bank of British var. Buyurun programları şu su. Bakın bu da İslam Bankası'nın internet sitesi. Eee Bank Jo UK. Bu bankanın adı. Şeriata uygun İslam British Bankası. İngilizler kurmuşlar. Hani bu İngilizler İslam düşmanıydı. İs İslam Channel'da İngiltere'de yayından yayın yapan İslam Channel'da takkeli çember sakallı adamlar e, ana dili gibi İngilizce konuşarak yayın yapmaktalar. Bunlar mı? E, hilafetin e, kaldırmasını mı istemiyormuş? E, kaldırmasını mı emretmiş İngiltere? Hayır. Hizbul Tahril Örgütü'nün İ, ...İngiltere merkezi. E, habire hilafet propagandası yapıyor. İngiltere'de hilafet propagandası yapmak... ...ser, serbest. Zaten bu... ...Hizbut Tahrir Örgütü'nün de hilafetti... ...tek amacı. Bu bir parti. Liberation Party, Britain. Buyurun. İngilizler e, İslam'la... ...nasıl oynarlar? Prens Charles... ...görüleceği üzere... İslam'a oynamaktadır. Prens Charles Na Nazım Kıbrısî'nin e e Nakşibendilerin en sevgilisidir Prens Charles. Ve bunlar Prens Charles'ın e İngiliz Kraliyet ailesinin sünnetli olduğunu e hepsinin seyit olduğunu, Hz Muhammed'in soyundan geldiğini filan iddia eden İslamcı örgütler var. Siz ne diyorsunuz o zaman? Yani e İng İngiltere'yi İngiltere İslam'ı nasıl görür? Ben size onu söyleyeyim. Bu çok önemli bir şeydir. Niçin İngiltere İslam'ı kaldırmak istemez? Hangi İslam'ı kaldırmak istemiyor İngiltere? 1610 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na gelmiş. Pardon 1678 İstanbul'da e, İngiliz... E, ...devlet görevlisi... ...Paul Rico... ...bütün yaptığı... ...Osmanlı'da yıllarca kaldık, kalarak yaptığı... ...araştırmaların sonunu... ...bir kitap olarak... ...yazmıştır. Ee, Türklerin Siyasi Düsturları... ...Batılı Gözüyle... ...Osmanlı'nın Gücü ve Zaafları... ...kitabın adı bu. Bakın bu kitabın... Ee, 236. sayfasında ne diyor? Bu İngiliz. Diyor ki: "Denize bu kadar az önem vermeye devam ettikleri sürece böyle bir şeyin olabileceği asla düşünülmemelidir. İhmallerini örtmek ve bu konuda karşılaştıkları başarısızlıkları üzerlerinden atmak için Türkler", diyorlar ki, "Tanrı'nın denizleri Hristiyanlara karaları Müslümana verdiğini söylerler. Hristiyanlığın ortak çıkarları için bu derin uykudan hiçbir zaman uyanmamalarını temenni ederim. Çünkü günün birinde denizde de güçlü olmayı akıllarına koyarlarsa, gerektiği gibi çalışırlarsa, bütün cihanın önlerinde eğileceğinden şüphe etmem. İngiliz hangi İslam'a karşı? Niye karşı olsun? Allah denizleri Hristiyanlara, karaları Müslümanlara verdi diyen ve bunu Müslümanlık zanneden, Müslümanlığı bu zanneden bir Müslümanlığa İngiliz sömürgeni niçin karşı olsun? İngiliz e, casus Vanberry 1860'lı yıllarda Buhara'ya ...bir e, gezi yaptı... ...ve bunu da kitaplaştırdı. Abdülhamit'in de çok yakın ahbabıdır. Domberi, casus. İngiliz casusu. Evet. Macar asıllı. Orada... E, ...işte dervişlerle... De, ...kendisine de derviş süsü... ...Raşid Efendi adıyla... E, ...mükemmel Türkçe konuşuyor... ...ve e, şey kılığında... ...derviş kılığında dolaştı bütün Buhari'yi... ...orada... E, ...bir e, köyün kasabanın yaşlıları ile ve din uleması ile oturup sohbet ederlerken hemen karşıda bir Rus köyü görünüyor. Rus köyü müthiş bakımlı. yem yeşil, Bakımlı ağaçlar. Bakımlı ekinler. Bakımlı çiçekler. Boyalı evler. Tuğlaları sağlam evler. Camları pırıl pırıl. Boyaları. Harika bir manzara. Fakat Buhara'dan o kasabası her şey toz toprak içinde, hiçbir şey silinmemiş, yeşiller toz içinde, sulanmamış bile, çitler bozuk, evler yamuk yumuk. Soruyor diyor ki, ya hemen diyor 100 metre ötedeki Rus köyü pırıl pırıl, bakımlı, ama sizin köy virane Halbuki siz taşı sıksanız suyu çıkarırsınız. Niçin böyle? Cevap veriyorlar. Allah bu dünyayı Hristiyanlara, öte dünyayı Müslümanlara verdi. Mağın diyor ki, bu anlayış diyor, bu nasıl bir şey? Yani İngiliz bu Müslümanlığa niye karşı olsun? Müslümanlık derken Bunların hepsi Kur'an'a aykırı Müslümanlıktır. İngiliz bugün şekillenmiş olan Müslümanlığın Kur'an'dan değil, hurafelerle şekillenmiş olduğunu gayet iyi bildiğinden, sömürü çıkarları hurafelerle örülmüş bir İslam'ı yaşatmak ve korumak ve yaymaktan yana olduğundan dolayı o İslam'a düşman değildir. Ama düşman olduğu bir şey vardı. Düşman olduğu şey neydi? Söylüyor. Türk ırkına düşmanız. Bunu söylüyor. Şimdi e, Oğuz Raşit Borucu Bey SMS atmış. Programı İngilizce izliyoruz demiş. Ana dilde ibadet en doğal hakkımızdır. Dinimizi bunların tekerinden kurtarmalıyız demiş. Zahide Hanım Rize'den göndermiş. E, SMS'ini e, Rize Meydanı'nda Atatürk heykelini kaldırmaya çalışan belediyeye ve Rizelilere çay ekimin Atatürk'ün direktifiyle başlattığını lütfen söyleyin demiş. Söylemiş olduk Zahide Hanım e, bu vesileyle. O da ayrı bir tartışma konusu evet. ayrı bir program konusu ama en azından sizin sesinizi de buradan e, seslendirmiş olduk. Hocam son tahlilde birkaç dakikamız var. Öyle mi? Yani bir beş hmm. dakikamız var. Şimdi bu iddialar süre geliyor. Daha da ortaya atılacaktır. Ama gayet net bir biçimde hepsinin... ...aslının, aslarının olmadığını... ...bilgilerle, belgelerle ortaya koydunuz. Bu sürecek ama değil mi? Bu hiç bitmeyecek yani. Şimdi... E, ...bu... E, ...bir e, söz vardır. Savaş... ...politikanın başka araçlarla devamıdır diye bir söz. Biz biliyoruz ki propaganda da yine savaş bir savaş aracıdır. Savaşın bir türüdür. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu babalarına karşı onları aşağılayıcı, onları kendi halklarından koparıcı propagandalar artı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üzerinde durduğu e, temel değerler, işte cumhuriyetçilik, layıklık, halkçılık, devrimcilik, değil mi? Bu o, devrimcilik, devletçilik, bu gibi değerlere de saldırı propagandalarla yapılacak. İşte bu yayının yaptığı şey. Bu değerlerin e, Türk halkına ve Müslümanlara gayrimüslimlikmiş gibi gösterilmesi. Yani bundan daha tehlikeli ne olabilir? Müslümanlar, bu devlet gayrimüslim bir devlettir. Bu devletin üzerinde durunduğu ilkeler İslam'ı ortadan kaldırmak için İngiltere'nin yaptırdığı şeylerdir demek. Nasıl olabilir böyle bir şey? böyle olmadığı halde işte bakın programın başından beri 80 tane belge sunduk adam diyor ki mesela o yayında efendim Atatürk öyle makyaj ki işte Balıkesir'de Zanospaşa cami'ne çıktı ey millet Tanrı birdir büyüktür dedi ondan sonra tuttu hilafeti kaldırdı diyor getirdim Zanospaşa camisindeki konuşma Tanrı birdir büyüktür bizim dinimiz akıl dinidir diye başlıyor başlıyor ve bir, hilafet lüzumsuzdur. İki, meşrefe, meşveret yapacağız. 7 Şubat 1923. Meşveret, cumhuriyet demek. O konuşmada bir paragrafı alıp böyle diyordu sonra döndü. Hutbede Türkçe devrimi yaptık diyor. Bundan böyle e, hutbeler Arapça okunmayacak, Türkçe okunacak diyor. O camide verdiği hutbede söylüyor bunları. Kadın erkekle eşit hakka sahip olacaktır. O camideki hutbede söylüyor bunları. Yapacaklarını söylüyor. Yani din alanında Türkçenin egemen kılınacağını camide hutbede söylüyor. Ee, halka bunları söyledikten sonra hilafet dünya çapında bütün Müslümanların işidir. Bizim Türklere kalmadı o iş diyor. Yani bizim Türklerimiz yani sadece Türk'ün şu şu demesi değil. Yaşatacaksa bütün Müslümanlar yaşatsın bizden bu kadar diyor. Şimdi bütün bunlar camide alkışlarla halk tarafından karşılanıyor. Öyle Zanos Paşa Camii'ne gitti. Allah birdir büyüktür dedi sonra hilafeti kaldırdı. Hayır o konuşmada kaldırdı hilafeti. O konuşmanın tamamı da burada. Şimdi bir izleyicimiz hatırlatmış oradan da son bir dakika bir iki dakikamız var hocam. Sizin de zamanında karşı karşıya tartıştığınız bu fesiyle meşhur tarihçi olduğu tartışılır bir tarihçi var. Fesle geziyor ortada. Evet. Ama o fesiyle Cumhurbaşkanı sarayına falan da gidiyor. Bu beyefendi geçen hafta sonunda şöyle bir cümleyi ben ağzından duydum. İnanamadım, dinledim. Hı hı. Keşke Yunanistan ki bu, o, o, o beyefendinin fikirleri bu tür yayınların altyapısını oluşturuyor. Evet. Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunanistan kazansaydı dedi. Ben Keşke Yunanistan kazansaydı. En azından o zaman e, dinimizi istediğimiz gibi yaşayabilirdik gibi bir tam e, bu minvalde bir laf etti. Ama keşke Yunanistan kazansaydı dedi. Bizim dinimiz Kur'an-ı Kerim, Fatiha ile başlar kitabımız bizim. Fatiha suresinde yalnızca senden yardım diler, yalnız sana kulluk ederiz. İya kenabu de iya kenasta in ehtinastra demişti kim der? Bir Müslüman Allah'tan başkasına kul olmaz. Ama Yunan galip gelseydi sen Yunan'ın kulu olurdun. İşte keşke Yunan galip gelseydi dinimi istediğim gibi yapardım diyor ya. O onun hayali. Kur'an Öyle demiyor. Kur'an öyle demiyor. Çok teşekkür ederiz. Gayrimüslimlerin yönetimi altında bulunmamak bir Müslümanın e, uğruna canını verecek bir hedeftir. O hedefi de Mustafa Kemal sağladı. Zihniyeti de çok net ortaya koyuyor ama işte. Evet, işte. O, o, yani o zihniyet olursa... İngiltere'de yaşamış uzun süre sonra Türkiye'ye gelmiş gelir gelmez... Evet. E, çok konuşulacak konu var da He. maalesef süremizin sonuna geldik. Çok izleyicimiz var. Teşekkür etmemiz gereken. Ahmet Gürol Bey, son gelen maillere bakıyorum. Yalnız Avukat ben Şule e, Ayman, e, Sayın Nuray Oyun, e, İbrahim Birben, Enver Aktaş. Buyurun hocam. Ben saysam mı? E, Atatürk'e İngiliz maşalılığı yüklüyorlar ya. Bir cümleyle alalım ona da cevap. Kapatalım. Çok bir cümle sürmez mi? Şöyle. Hemen bir, bir kısaca söyleyeyim. İstiyorsanız bir program daha yapalım. Bir o konuyu bir başka programa şöyle Atatürk'ün İngilize e, maşa olmadığının en kesin kanıtı 1920 yılında İngiliz istihbaratının Atatürk'e suikast yapmak üzere görevlendirerek Ankara'ya Hint İlafet Komitesi e, üyesi e, kisvesi altında gönderdiği Hint e, İngiliz istihbarat ajanı Mustafa Sagirin Atatürk'ün sezgileriyle yakalanıp Suçüstü yakalanıp e, asılması ve bu asmanın İngilizlerin bayram gününe özellikle den getirilmesi ve İngiliz basınının bunu büyük düşmanlık olarak nitelemesi ve Ankara hükümeti İngiltere'ye düşmanlık ilan etti haberleriyle e, verilmesidir. Şayet Atatürk, Mustafa Kemal e, İngiliz güdümlü, İngiliz e, hedeflerini sinsi bir şekilde gerçekleştiren bir adam olaydı. İngiltere onu öldürtmek için e, en kıymetli ajanlarından birini feda etmezdi. Evet. Ya yani nerede hem ajanı olacak hem o e, ajanın gerçekleşen mahkeme tutanaklarıyla başlayalım. Neler olmuş bakalım. Bir dahaki programda. Evet. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler sizlere de çok teşekkür ederiz. Hem bizi izlediğiniz hem de yoğun programa yine ilgi gösterdiğiniz için yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Yeniden tekrar edelim. Bu tür yayınları Cumhuriyetimizi kuran kadrolara yalan yanlış saldıran yayınları en azından Türk Hava Yolları gibi Türk milletinin bir kurumunun bedava dağıtmaması gerekir. Buradan yetkilileri uyarmak görevimizi yerine getirelim. Sözü de yeniden Ankara'ya devredelim.